الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دستور يا سيدي سلطان أولياء أمتي مولانا. Vehb rahmetullah aleyh hazretleri dedi ki, Davud aleyhisselam ne vakit tevbe eyledi, tevbeden sonra 30 sene gece ve gündüz ağladı. Hata ettiği vakit 70 yaşındaydı. Ve hatasından sonra rüzgarın 4 kısım eyledi, gününü yani. Bir gün hükmeder idi Beni İsrail arasında. Ve bir gün hatunları ile olurdu. Bir gün dağlarda ve sular kenarında ağlar idi. Ve bir gün hatunları ile olurdu. Bir gün dedik ya, başa döndü. Dağlar ve sular kenarında oluyordu. Bir gün evinde yalnız olur idi. 4000 mihrap var idi. 4000 abid ve zahid cem olup Davud aleyhisselam için bile ağlarlar idi. Davud aleyhisselam seyir günü olsa sahraya çıkar idi. Hop avaz ve latif savt ile okur ve ağlar idi. Yine çok güzel Davud aleyhisselam, biliyorsunuz sesi. Ve dağlar ve taşlar ve kuşlar ve canavarlar bile ağlardı diyor. Eğer cemi alemin gözlerinin yaşını bir yere cem eyleseler, bütün gözyaşlarını bir yere toplasalar, Davud aleyhisselamın gözü yaşı onlara beraber ola idi. Kaçan yese ve su içse gözlerin yaşı ol dağma ve şaraba bile karıştırıp ondan yer ver içe. O kadar öyle bir ağlıyordu ki hatasını aklına geldi. Yemek yerken gözünden damlayıp yediği yemeğin içine damlıyormuş, içtiği suyun içine damlıyormuş. Yahu ya daim. Ve nakildir ki Davud aleyhisselam bir gün vaaz eyledi. Hak Celle ve Ala hazretlerinin kereminden ve korkularından söyler idi. 40.000 kişi ile çıkmış idi. Çok kişi o gün onun vaazından fevt oldu. Öyle bir vaaz etti ki millet aşka geldiler, korktular ve orada öldüler diyor. Hak Teala hazretleri Davud aleyhisselamı affeyledi ve dedi ki ya Davud, inna ayeti kerime bu zaten. İnna cealnake halifeten fil ardı. Ey Davud, biz seni yeryüzünde halife kıldık. Fahkum beynen nas bil hak. İnsanların arasında hak ile hükmeyle. Ve la tettebi'il hava fe yudilleke an sabilillah. Hevai nefsine uyma, o seni Allah yolundan sapıtır. Ve nakildir ki bir gün gökten Davud aleyhisselama zincir indi. Hak Sübhanehu ve Teala hazretleri buyurdu ki ya Davud, halk arasında bunun ile hükmeyle. Ne vakit bir kişi dava eylese o zincir yapışır. Eğer davası gerçek ise o zincire erişe. Ve eğer yalan ise erişemeye. Bes bir kişi bir kişiye vafir incu emanet koymuş idi. Ondan sonra o kişi emanetin dilediği hemen o kişi o incileri bir asanın içine koyup gizledi. Davud aleyhisselama geldiler. Biz dedik ya Resulallah, İş bu kişide incu emanet koydum, şimdi inkar eder, ben sözümde gerçek söylerim dedi. Gelip o zincire yapıştı. Ondan sonra o birisi dahi gelip elindeki asanın içi sahibine tut deyu verdi. Ondan sonra dedi ki ben buna incisini verdim, sözümde gerçek söylerim dedi. O dahi zincire yapıştı. Davud aleyhisselam mütehayyir kaldı ve zincir geri göklere gitti. Hüküm vere bir zincir indiriyor gökten. Hüküm vereceğin zaman bu zincire adamların ikisi farklı farklı davalar gidiyorlar ya. Birisi emanet vermiş inci birisine. Öteki de almış inciyi. Alma vakti geldiği zaman ondan diyor ki hayır, bana inci minci vermedin sen. Sonra Davud aleyhisselam gelin şu zinciri tutun bakayım dedi. Birisi tuttu, haklı olan bıraktı, zincir onu tutmadı. Öteki tuttu, bırakamıyor. Zinciri bırakamıyor. İncileri almadım diye. Sonra onun yalancı olduğu ortaya çıkınca zincir de geri göklere geri gitti diyor. Ondan sonra Hak Celle ve Ala Hazreti buyurdu ki ya Davud, ne vakit iki kişi dava eyleseler şahitler ile hüküm buyur. Ya Davud, şahitleri de şahit getirsinler sana diyor yani.
Ya Davud, senden sonra sana bir oğlan verem yerine halife olsun. Ya Davud, hikmet 90 bölüktür. 70'ini oğlun Süleyman'a verdim ve 20'sini geri kalanlara halka verdim. Ondan sonra Davud aleyhisselam dedi ki: "Ey benim oğlum Süleyman, sana 3 öğüt vereyim." Yani hikmet 90 bölüktür. 70'ini senin oğluna verdim. Bu hikmet tam maksat büyük ölçüde şey olması lazım. Hüküm vermek. İki kişi arasında hüküm vermenin en yüksek akli kuvvetini 90 bölüktür bu. 70'ini Süleyman'a verdim. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor zaten. Fefahemnaha Süleyman. Süleyman o işi anladı, o hükümde hakikati beyan eyledi diye. İşte böyle bir oğlan vereceğim sana, halife olacak diye Allah müjdeledi. Davut Aleyhisselam da oğluna şu 3 öğütü vermiş. Şol nesneki eline girmedi, ona tevekkül eyle. Ve şol nesneki eline girdi, ona razı ol. Ve şol nesneki elinden gitti, ona sabreyle. Eline girmedi, tevekkül et diyor. Allah Celle Celaluhu, gelecekse gelecek. Eline girdi, şükret. Elinden çıktı, tutamadın onun elinde, sabret diye nasihatte buyurmuş. Vehb İbn-i Münebbih rahmetullahi aleyh der ki: Süleyman aleyhisselam 20 yaşına girince Cebrail aleyhisselam Davud aleyhisselama geldi. Altından bir sahife getir, altın bir sayfa getirmiş. Ve dedi ki: Ey Davud, Hak Teala Hazretleri sana selam eder ki oğlanlarını bir yere cem eyle. İş bu sahifede her ne var ise onlara okut. Her kim cevap verirse onu senin yerine halife koyasın. Al bu kağıdı, altından bir varak. Bunu bütün çocuklarına okut. Tabi Hazreti Davud'un çok hanım vardı. Bunu çocuklarına okut. Hangisi buradaki söylenilene cevap verirse onu yerde halife olarak bırak. Halife koyasın. Davud Aleyhisselam öyle etti. Cemiyesini Süleyman Aleyhisselam cevap verdi. Davud Aleyhisselam Süleyman Aleyhisselam yerine halife koydu. Ve nakildir ki Davud Aleyhisselam Beytül Mal'dan yer idi. Devlet kasasından. Hak Celle ve Ala Hazretleri ona demiri hamur gibi eyledi. Ve demirden gömlek düzmek öğretti. Bir gömlek düzer idi 600 akçeye satar idi. 200 akçesini nefsine ve iyallerine nafaka eder idi. Ve 400'ünü Beni İsrail fukarasına tasadduk eder idi. İlk zamanlar diyor devletin kasasından yer imiş. Allah Subhanahu ve Teala ondan sonra ona bir şey verdi, mucize verdi. Demiri eline aldığımı hamur gibi yoğuruyordu onu. Ondan sonra ondan zırh yapmaya başladı gömlek. 600 akçeye satardı diyor. 200'ünü kendine, yani üçte birini kendine, üçte ikisini fakir fukaraya dağıtıyordu. Koskoca hükümdar peygamber Davut Aleyhisselam. Kral yani. Kral olmasıyla birlikte kendi yine el sanatıyla geçiniyordu. Bir şeyler yapıp onunla geçinmeye çalışıyordu. Evet. Burada en büyük alacağımız ders nedir Davud Aleyhisselam'dan? Tövbesi kabul olduğu halde 40 sene daha ağladı diyor. 30 sene, 40 sene daha. İnsan biz hemen şey yapıyoruz. Tövbemiz affolundu. Tamam da yani onun şimdi şöyle bir ağlayışı şundan kaynaklanıyor. Hani ben en çok sevdiğim, gönlüme taht kuran zata nasıl böyle bir yanlış yaptım diye üzülerek ağlıyor yani. Böyle ağlamak var. Muhabbet üzerine kurulu bir ağlamak. Ama tabii ki bir tövbede çok takılıp da bir günahta ilerlememek de şeytanın oyunudur. Oraya da gelmeyeceğiz yani. İlerleyerekten hatalarını düşündün mü? Ya Rabbi ben bunu sana nasıl yaptım diye ağlayabilir insan. Evet, Allah Subhanahu ve Teala onların güzel yollarından götürsün bizi. 4 gününü anlattığı biri ne için? Namazına, biri dağlarda ibadetine, biri savaşına, biri hanımlarıyla ilişkisine ayırıyor. 4 gününü o şekilde ayarlamış mübarek. Demek ki 4 gününden 3 günü hep birisi İsrail oğulları arasında hüküm vermek idi. Yine Allah için. Birisi dağlara çekilip su kenarlarında Tevrat okumak için. Birisi mihraplarda namaz kılmak için. 4 gününden bir tanesini
nefsi için ayırıyor. Yani gerisi üçünü Allah için. Allah Subhanahu ve Teala bizleri de öyle kavi kuvvetli eylesin. Lillahi Teala Fatiha. Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden At Dergah adıyla takip edebilir. Hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.